Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün sizlere böyle orgülerinizi süsleyebileceğiniz güzel bir gül tarifi vermek istiyorum. Motif olarak yani gül şekli olarak. Soruyla başlıyorum arkadaşlar. 2, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Şöyle çok büyük yapmayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz kadar zinciri uzatıp gülünüzü daha büyük yapabilirsiniz. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şöyle 40 tane zincir çektim. Hemen yan tarafa döndüm. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Şöyle bir tane atlıyorum. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. 2 zincir çekip şöyle bir taneyi atlıyorum, batıyorum. Bir iki zincir çekip bir ikinciye batıyorum. Bir iki zincir çekip bir tane atlayıp batıyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. İki zincir, bir tane atlıyoruz, diğerine batıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi iki zincir çekip geri dönüp şöyle üçte çıkıyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. Bir ikincisini yapıyoruz. Üçüncüsünü yapıyoruz. Aynı yere iki zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Hemen yanına geçiyoruz. Yanındaki yaptığımız hani iki zincir çektiğimiz yerlere batıyoruz. İki zincir çekip üçlü trabzanlar yapıyoruz. Bir, iki, üç. İki zincir çekip hemen dibine batıyoruz. Hemen yandaki boşluğa geçiyoruz. Bakın. Yine aynı şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. Yani bunlar güllerimizin yaprakları olacak arkadaşlar. 3 tane üçlü trabzan yapıp yine 2 zincir dibine batıyoruz. Bu şekilde burayı devam edeceğiz arkadaşlar. Bir tane daha beraber yapalım. 1 2 3 Arkadaşlar isterseniz böyle 4 tane 4 tane farklı renkler de ekleyebilirsiniz. Yani sarı beyaz gül yapabilirsiniz. Kırmızı beyaz gül yapabilirsiniz. Ben size göstermek için bu şekilde düz bir renkten yapıyorum. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben burayı bitireyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir kıvrım oluştu. Şimdi ne yapacağız? Bunları böyle iç içe kıvıracağız. Şöyle bakın. Şöyle. 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 Şu şekilde. Bakın kat kat gülümüz oluştu. İğneme ipimi taktım. Şöyle köşeden dikmeye başladım arkadaşlar.
bunları ne yapacağız? Birbirine ekleyeceğiz. Şöyle alttan yukarı doğru çıkıyoruz. Hemen dibinden en alttan tutup çıkıyoruz. Şöyle katlarımızın dibinden batıp en alttaki kattan çıkıyoruz. Hemen yanına geçip oradan da dibine batıyoruz. Hemen diğer yandan da işlemi aynı şekilde tekrarlıyoruz. Aynı şekilde ördüğümüz bebek yeleklerinde ya da ne bileyim çanta süslemelerinde ne süslemeniz gerekiyorsa, eğer bir gül modeli arıyorsanız bu hem çok kolay hem de güzel bir gül modeli. Şöyle bir tane de içine siz ince olabilir, istediğiniz bir boncuktan içine koyabilirsiniz, şöyle ortasına sabitleyerek. Şöyle bir tane daha koydum içine. Bir tane daha koyayım. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz de içine. Ben şöyle belirgin olsun diye ortasına tohum yapmış oldum. De şöyle pembe tohum yapalım. Şöyle hemen dibinden sabitleyelim. Arkadaşlar neye dikeceksiniz? Böyle bu şekilde altından, alt katından süsleyeceğiniz malzemenin üzerine koyup dikebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipi kesiyorum. Şöyle saklıyorum. Gördüğünüz gibi kat kat bir gülünüz oldu. İstediğiniz şekilde bunu şekillendirebilirsiniz. İstediğiniz kadar da kat koyabilirsiniz. Zincir sayısını çoğaltarak. İşte arkadaşlar, güzel bir gül modeli istediğiniz yaptığınız her ne varsa onu süsleyebilirsiniz bunlarla beraber. Fazlaca yapıp ya da tek koyabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim. Evet arkadaşlar, umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Öğretebilmişimdir sizlere. Eğer memnun kaldıysanız kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Beğeni bizler için çünkü çok önemli. Yorumlarınız da öyle. Bu şekilde arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.